Sayın seyirciler, okul sezonunun açılmasıyla beraber öğrencileri bu dönem zorlu sınavlar bekliyor. Özellikle SBS'de uygulanacak olan yeni sınav sistemiyle ilgili tartışmalarsa hala sürüyor. Buyurun izleyelim efendim. Çocuklar günaydın. Kaldırın defterleri, kitapları, sınav yapacağım. Sınav mı? Ne sınavı hocam? Vallahi Türkçe, matematik, fen, coğrafya, tarih ortaya karışık. Geçen senenin en çok bilinmeyen sorularından 10 numara best of yapacağım. İyi de hocam, daha bir şey öğrenmedik. Biz bir şey bilmiyoruz ki. Bildiğiniz kadarını yaparsınız canım. Ne olacak ki? İyi de hocam, daha bugün okulun ilk günü. Evet ya hocam, ilk günden sınav mı olurmuş? Merak etmeyin arkadaşlar. Bu sınav ilk günü özel bir şey değil ki. Yarın da sınav var, öbür gün de sınav var, daha öbür gün de sınav var. Bundan sonra her gün sınav var. Her gün mü? Nasıl ya? Her gün sınav mı olur hocam? Nasıl iş bu? Arkadaşlar, yavaş yavaş sınav maratonuna alışın artık. Dersleri kaldırdım. Ne gerek var derse her gün sınav artık. Biz bittik arkadaşlar. Bu okul bitmez, ben size söyleyeyim. Evet, ben bu akşam evde kopyaları hazırlamaya başlıyorum. Ulan ömrümüz sınavla geçti be. Evet, başlıyoruz. Sağa bakmak yok, sola bakmak yok. Çıt çıkaranın kağıdını alırım. Hazır mısınız? Değiliz. Heh, güzel. Yazın bakalım. Soru 1. Mantık nedir? Felsefede mantığın tanımını yapınız. Hay ben böyle sınavın... Şimdi bir şey diyeceğim. Bipleyecekler olmayacak ha. Ülkemizde acil servise gitme salgını yaşanıyor sayın seyirciler. Tedavinin ücretsiz olması ve polikliniklerdeki gibi sıra beklenmemesi nedeniyle en ufak ve alakasız şikayeti olan bile acile koşuyor. 75 milyonluk Türkiye'de geçen yıl acile başvuru sayısı tam 90 milyon oldu. Buyurun izleyelim efendim. Merhaba Gülendam teyze. Merhaba Ozan'cığım. Annem acildeyseniz sabah kahvesine size gelmek istiyor. O burada değil mi zaten? Gelsin Ozan'cığım, gelsin. Ben zaten hep buradayım. Ne zaman isterse gelebilir. İhsan, ne oldu? Doktoru gözlüyorum, doktoru. Geliyor. Doktor bey. Efendim? Şuramda az sonra bir ağrı olacak gibi bir his var içimde. İkinci koridorda ağrı bekliyorum servisimiz var. Oraya başvurun lütfen. Teşekkür ederim, sağ olun. Vay İhsan abi, ne haber? Vay Murtaza, senden ne haber? Ne olsun abi ya. Evdekiler tutturdu, ne zamandır acile gitmiyoruz baba diye. Kalktık geldik. Çocuklar ameliyathanede ameliyat seyrediyor. Hanım da gelmişken bir MR çektireyim dedi. Ben de dolanıyordum bir şikayetim olsa da tedavi olsam diye. Çok güzel, çok güzel. Şey diyeceğim, bizim partinin mitingi var morgun orada. Seyredelim mi onu biraz? Genel başkan burası her yerden kalabalık diye mitingi burada yapıyor artık acil serviste. Olur, gidelim ama ben önce müracaattan bir tedavi için sıra alayım, olur mu? Bakarsın mitingde düşerim, ayağım kırılır değil mi? Tamam hadi, al bekliyorum. Hemşire hanım, bir sıra alabilir miyim lütfen? Vereyim tabii. Yalnız sizden önce 1 milyon 640 bin kişi daha var, biliyorsunuz değil mi? Olsun, ben beklerim. Teşekkür ederim. Alo, buyurun acil servis rezervasyon. Kaç kişilikti? 3 kişilik mi? Vallahi önlerde hiç yerim kalmadı. 2 kişi arkada oturur, 1 kişi de yanda oturur. Yani ayrı ayrı otururuz diyorsanız vereyim. Tamam ayırdım. Bak, bir aya kadar gelmezseniz iptal olur rezervasyonunuz ha, ona göre. Tamam, size de iyi günler. Ay, ne oluyor be, deprem mi oluyor? Yok, deprem olmuyor. Yeni gelenler var acil servise de, o yüzden sallanıyoruz. İş çıkışı 5'er 10'ar bin gelen oluyor ya, onların koşuşturmasından sarsılıyor bina. Merhaba Gülendam. Ay, neredesin kız sen? Herkes acilde, görmüyor musun? Hadi dur, hemen yapıyorum kahvelerimizi de bir fal bakalım. Hadi. Sayın seyirciler, ölümlü kazalarda suçlulara çok az hapis cezası çıkması, bu hapis cezalarının çoğunun paraya çevrilmesi, üstüne bir de taksitlendirilmesi toplumun vicdanını kanatan konulardan biri. Buyurun izleyelim efendim. Evet sanık, kararı açıklıyorum. Buyurun hakim bey. Yaz kızım, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında mahkememiz tarafında sanığın kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Sanığın suçu sabit görülüp Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesine göre 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ve 5 yıl mı? Evet 5 yıl. Ancak sanığın iyi hali göz önüne alınarak hapis cezası 4 yıl 2 aya indirilmiştir. İyi bari. Bu 4 yıl 2 aylık hapis cezası da paraya çevrilerek sanığın 30 bin Türk lirası ödemesine karar verilmiştir. 30 bin mi? Hadi ya. Bu 30 bin liralık para cezasına da 24 ay taksit yapılmıştır. Ha bak,
O zaman idare eder. İyi. Ancak sanığın tutuklu olarak yattığı süre de göz önüne alınınca bir saniye bir hesap makinesi alayım. 30 bin çarpı 3 ay bölü 24 mahkeme masraflarını da çıkartırsak eksi 500. Evet, sonuç olarak mahkeme sana 200 TL borçlu çıkmıştır. Hadi ya. İyiymiş valla. Ulan yine borçlu çıktık, görüyor musun ya? Dur bakayım, bende 100 lira var. Mübaşir, sende kaç lira var? Valla bende 50 lira çıktı hakim bey. 50 mi? Yaz kızım, sende de var mı para? Efendim, bende de 20 lira var. 20 lira daha, o zaman 170 lira yapıyor. Sanık, 170 versek sana fit miyiz? Hadi bu seferlik böyle olsun canım. Ne de olsa adalete karşı boynumuz kıldan ince. İdare edeceğiz artık. Ama 170 liramı hemen alırsam hiç fena olmaz Ali. Sayın seyirciler, bu yıl üniversitelerde sıkı güvenlik önlemleri yürürlüğe kondu. Bunlardan bir tanesi de öğrencilerin okulları topluca terk etmesine konulan yasak. İzliyoruz efendim. Bir daha üzerinden geçeyim mi sevgili öğrencim? Ha? Tekrar edeyim mi dersi? Ya rektör efendi, ben salak mıyım Allah aşkına ya? Neyi tekrar edeceksin? Anladık işte, tamam. Hayır canım, estağfurullah. Hani bir yere takılmışsan o yüzden şey ettim. Ya bak, zaten sana dersi rektör olarak bizzat ben vereceğim diye üzerimde baskı kurmandan sıkılıyorum. Daha fazla üstüme gelme rektör. Tabii 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 sevgili öğrencim, ne demek, gelmem ya. Garson, bak bakayım buraya. Buyurun rektör bey. Bana değil, sayın öğrencimize soracaksın. Hala öğrenemedin mi? Canım, bana fıstık ezmesiyle çeri domates eşliğinde böyle ısıtılmış ekmekte tütsülenmiş et ve biraz da hindi füme getir bakayım. Emredersiniz. Fırla fırla. Benim şoföre de söyle makam arabasını hazırlasın, kendisi de gitsin. Öğrencimi ben götüreceğim. Peki efendim. Bu ilerden sapıyorduk değil mi sevgili öğrencim? Ya man kafa mısın nesin ya? Okul açıldığından beri beni her gün eve bırakıyorsun. Hala bir yolu öğrenemedin ya. Nasıl rektör olduysan. Özür dilerim. Kusura bakma sevgili öğrencim. Bu arada bir şey soracağım. Sınavımı yapalım mı gelecek hafta, yoksa daha sonra mı alırsın? Sınav mı? Nerelerden soracaksın? 65. sayfadan 66. sayfaya kadar. Tabii sen uygun görürsen. Biraz uzun ama neyse, tamam, yap bakalım sınavı haftaya. Geldik. Yarın sabah kaçta alayım? Benim yarın sabahtan işim var. Ben kendim gelirim sonra istersem. Vallahi bırakmam. Ben alayım yine. Sen işlerini gör, sonra okula gideriz oradan, olur mu? Lütfen bak, lütfen. Ay tamam ya, yapışkan sıvı. İniyorum ben. Allah Allah ya. Sevgili öğrencim, sinirlenmezsen bir şey daha soracağım. Hemen eve gidiyorsun doğrudan değil mi? Okuldan arkadaşlarınla falan buluşmayacağım bak, değil mi? Ya sana ne be, sana ne? Kimle istersem onunla buluşurum. Ya yalvarırım bak, okuldan arkadaşlarınla buluşma ne olursun. Şu fakülte bitene kadar sabret biraz ya. Öğrenciler bir araya geldi mi? Anlattım sana daha önce de, korkuyoruz biz yani, endişeleniyoruz, anlatabiliyor muyum? Huylanıyoruz. Ay tamam tamam, kes, tamam, konuşma fazla, yeter ya, öf. Kırmayacaksın beni değil mi? Bak, okuldan arkadaş yok. Söz ver bana ne olur, söz ver. Öf, sıktın be ama ha. Özür dilerim ya. Açlığın var mı? 500 lira yeter mi yarına kadar? Yani üzerimde daha fazla yok da. Bak, doğrudan eve gidiyorsun değil mi? Bak, burada bekleyeceğim içeri girmeni. Bir şey diyeceğim. Ya sen gittikten sonra çıkarsam evden? Bak ne olur üzme beni ya. Lütfen, yalvarırım. Okuldan kimseyle de bir araya gelme, olur mu bak? Ölümü öp bak. Vallahi bak, yalvarıyorum ya. Ay tamam tamam be, tamam, öf. Ne yapışkan rektör ya. Sayın seyirciler, Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.